Herkese merhaba. VTEC IP DEC telefonları nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle el cihazlarını baz istasyonuna register etmemiz gerekiyor. El cihazı üzerinde baza tıklıyorum. Burada söylediği handset üzerinde locator tuşu 4 saniye kadar basılı tutmam gerektiği. 4 saniye basılı tuttuğum zaman iki ışık da yanıp sönmeye başladı. Tekrar el cihazına geldim. Baza tıkladık. Next dedik. Kare tuşuna bastık. Register oluyor diyor. Evet, handset register oldu. Aynı işlemi ikinci cihaz içinde yapıyorum. Tekrar locator tuşumuza 4 saniye kadar basılı tutuyoruz. İki ışık da yanıp sönüyor. Bas. Next dedik. Kare tuşuna bastık. Evet, ikinci cihazımız da kayıt altına alındı. Cihazları register ettikten sonra SIP hesaplarını ayarlamak için cihazın web sayfasına bağlanmamız gerekmekte. Bunun için cihazın otomatik aldığı IP görmek için telefon üzerinde menü statüse gelip network statüste aldığı IP'yi görebilirsiniz. Bunu DSCP'den otomatik olarak alacaktır. Bu IP'yi web adresine yazdığınız zaman cihazın web sayfasını görebileceksiniz. Cihazın aldığı IP adresini web browser'ına yazdığımız zaman bize kullanıcı adı şifresi soracaktır. Kullanıcı adı ve şifresi admin'dir. İlk karşılama sayfasında sistem status durumunu gösteriyor. Şu anda hiçbir account tanımlı değil. Handset status'a tıkladığımız zaman da 3 tane el cihazı tanıtılmış gözüküyor. Bu cihaza 6 tane handset cihazı tanıtılabiliyor ama aynı zamanda eş zamanlı olarak 4'ü ile konuşabiliyorsunuz. Yani 6 tane tanımlanıyor, eş zamanlı görüşme sayısı 4. 6 tane de SIP hesabı tanımlıyoruz. Önce SIP hesaplarımızı tanımlayalım. Sisteme geldik. Account 1'e geldik. Account'ımızı enable edelim. Display name görünen adı. Ben 6102 daire numarasını tanımlayacağım. 6102 diyorum aynı şekilde. Authentication name yine 6102. Şifresini yazıyorum. SIP şifresi. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman server'ımın IP adresini istiyor. Yine aynı şekilde register olacağı server'ın IP adresi. Outbound proxy'ye de yine santralimin IP'sini yazıyorum. Kodeklerimizi buradan değiştirebilirim. Server tarafında farklı bir kodek tanımlandıysa burada değiştirmeniz mümkün. Aşağıya geliyorum. Save'leyip hesap 1'i tanımlıyorum. Statüse geldiğiniz zaman evet, account 1 register olduğunu göreceksiniz. İkinci account'ı da tanımlıyorum. Bunun için de başka bir dahil kullanıyorum. Yine santralimin IP'si. Tekrar statüsten durumunu kontrol ediyorum. İkinci account'ta şu an register olmuş durumda. Burada önemli noktalardan bir tanesi bu hesapları handset cihazlarına atamak. Bunun için de yine sisteme geliyorum. Evet, account bilgisine gelelim. Burada anlatmak istediği birinci handset bütün SIP hesaplarını kullanabilir anlamına geliyor.
Bu durumda ne oluyor? Şu an iki tane handset tanımlı veya üç tane handset tanımlıysa hangisini ararsanız arayın, hani hangi SIP hesabını ararsanız arayın, bütün telefonlar hep beraber çalacaktır. Burada her bir cihaza bir tane hesap atamak istiyorsanız, örneğin handset 1, account 1'i kullansın dersem, diğerlerini kaldırıyorum, yalnızca account 1. Handset 2, account 2'yi kullansın, diğerlerini kaldırıyorum, account 2. Aynı şekilde matrix tablosunu düzenlersek, handset 3, account 3 kullansın. Bu şekilde çaprazlamasına handset 5, account 5'i kullansın. Handset 6, account 6'yı kullansın. Yine sağ taraftan seçtiğim zaman her handset farklı hesabı kullanmış olacaktır. Tanımlamalarımız bitti. Telefonlarımız register olmuş durumda. Şu an birbirlerini ve diğer dahilleri arayabilir durumdadırlar.